vardır. Cenab-ı Allah'ın en büyük nimeti, lütfu, rahmeti teknolojidir. Teknoloji akıl işidir. Siz teknolojiyle akıl hayal almayacak büyük işler yapabilirsiniz. Siyonizmin de en çok korkusu, ya Müslümanlar teknolojide bizden öne geçerse, bunun için silikon vasıtasına milyarlar yatırıyor, aramızdaki teknoloji mesafesini açıklamak için, açık tutmak için. Teknolojiyle ne yapmak mümkündür? Amerikan gemisinden atılmış olan füzeyi siz havada kontrolünüze alırsınız, geri çevirirsiniz, atan geminin üzerinde parçalarsınız. Bu mümkün mü? Evet, mümkün. Teknolojiyle şu mümkün mü? Ben şimdi bu masada oturuyorum, şurada bir düğmeye basıyorum, İstanbul Havaalanı'ndan pilotsuz bir uçak havalanıyor. Pilotsuz bir uçak. Bu uçağın önündeki ekranda görünen ne varsa ben de önümdeki ekranda görüyorum. Bu uçağı Tel Aviv'e yönlendiriyorum elektronik kumandayla. Tel Aviv ormanlarının kenarına indiriyorum. Uçağın içinden bir köstebek çıkıyor. Yine füzeyle donatılmış. Bu köstebek buradan kumandayla istenen istikamete yürüyor. O ne görüyorsa ben de burada ekranda görüyorum. İsrail'in atom silahının bulunmuş olduğu binaya doğru yürütüyorum. Bu göstermek duvardan atlıyor. Pencereden içeri giriyor. Bunlar hep parça parça yapılmıştır. Bunlar hep parça parça yapılmıştır. Bunlar hep parça parça yapılmıştır. Ve karşımdaki santrala düğmeye basar basmaz füzeyi atıyorum ve berhava ediyorum. Oturduğum yerde. Ortada da insan yok. Savaşlar yavaş yavaş adeta sanal savaşa dönüşecek. Oturulan yerden yapılacak ve insansız yapılacak.